Merhaba gençler. Bugün başlıktan anlamışsınızdır. YÖK'ten yaz okulu uzaktan eğitim yapmayın kararı çıktı. Bunun hakkında bilgi vereceğiz. Sonuna kadar izlerseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. Bundan geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İsteyinler. Şimdi arkadaşlar YÖK'ten yaz okulları uzaktan eğitimle yapmaya kararı çıktı. Yükseköğretim Kurulu 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması yönündeki teklifi uygun görmedi. Memura.net'e ulaştığı bilgilere göre 9 Temmuz 2021 tarihine itibaren tüm üniversitelerin gönderildiği yazıda Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitimi uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasını teklifleri 7.7.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına uygun görülmemiştir denildi. Yani arkadaşlar bu yaz okullarının kesinlikle yüz yüze yapılacağı anlamına geliyor. Online yapanlar da yüz yüze çevirecektir arkadaşlar. Yani bu şu demek artık online eğitim hayatımızdan çıktı ve tamamen artık yüz yüze eğitime başlayacağı anlamına geliyor. Bu tabii yüz dönemi etkileyecektir. Bugün bu video ardından üniversite açacak bir videosu gelecek. Orada da bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Özellikle YÖK'ün yaz okulunu uzaktan eğitimle yapmayı yazısı çok çok önemli arkadaşlar. Özellikle yüz döneminin açılması anlamında büyük bir adım arkadaşlar. YÖK'ten böyle bir karar çıkması tabii birçok üniversitenin değil, bütün üniversitelerin uzaktan eğitim yapılmamasını, yani yaz okulunun uzaktan eğitimle yapılmamasını, yüzde yapılması kararı alacağını gösterir. Ve bakalım nasıl bir karar çıkacak. Artık üniversiteden karar almasını bekliyoruz. Artık üniversiteler çıkıp biz online eğitim yapmayacağımızı, yaz okulunu yüzde yapacağımızı açıklayacak. Zaten ilerleyen günlerde YÖK'ün bu yazısına bir açıklık getirecek de illaki. Yani YÖK de illaki kendi çıkıp bir açıklama yapacaktır. Zaten çok uzun, yani geç bir açıklama değil arkadaşlar. Buna yaklaşık 6 gün önce yapılmış bir açıklama. Memurlar.net buna ulaşmış ve Memurlar.net'in haberi arkadaşlar bu. Hani ya YÖK böyle bir açıklama yapmamış. Memurlar.net'in ulaştığı bilgi de yok ki yaz okulunu uzakta eğitim yapmayın kararı yapmış ve bütün okullara şurada gördüğünüz gibi bildiri göndermiş arkadaşlar. Bakın Yükseköğretim Kurulu toplantısını incelemiş olup yaz okulu uzakta eğitim yapmış. Teklifi dur bir dakika neredeydi? Üniversitede gönderdiği yazı bu da arkadaşlar. Biraz uzun diyorum kusura bakmayın. 9 Temmuz 2021 tarihinde itibaren tüm üniversitelere gönderilen yazıda diyor. Yani bu üniversitelerin kesinlikle online değil kesinlikle yüz yüze sürdürmesi anlamında büyük bir adım arkadaşlar. Bu yazı Memurlar.net'in yazısı bu yazı doğru arkadaşlar. Çünkü ben de Ankara'da birkaç kişiye teyit ettirdim. Bu yazı doğru arkadaşlar. Memurlar.net'in de yazısı bu yazı doğru dediğim gibi Ankara'da teyit ettirdik. Bu yazı üniversite yollandı. Artık üniversiteler online yapan üniversiteler yaz okullarını yüz yüze yapmak için değiştirecekler arkadaşlar. Bu gidelim şu anda. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii biz online takipçisiyiz. Ne olacak? Acaba üniversiteler YÖK'ü dinleyecek mi? Tabii dinlemek zorunda da arkadaşlar. Çünkü sonuçta bu YÖK yani öyle boş bir yer değil. O yüzden dinlemek zorundalar. Nasıl kararlar çıkacak? İlerleyen günlerde ne olacak? Nasıl bir tepki ortaya çıkacak öğrenciler tarafından? Bunun hepsini ilerleyen günlerde göreceğiz. Siz kanalımıza abone olmayı takipte kalmanız yeterli. Biz bilgine geldikçe paylaşıma devam edeceğiz. Ama YÖK'ün şu andaki bu açıklaması hem yaz okullarının hem de güz döneminin kesinlikle yüz yüze adımı açısından büyük bir adım olarak görüyoruz arkadaşlar. Yaz okulunun yüz yüze olması güz dönemini çok büyük etkileyecektir arkadaşlar. Sizce YÖK yaz okulunun yüz yüze yapılmasını karar vermesini sizce nasıl bir tepki uyandırır? Ya size göre olumlu mu olumsuz mu? Bunu yorum kısmına belirtin. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.